Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sazan avında kullandığımız linklerden ve kombinlerden bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar farklı tipte linklerimiz ve kombinlerimiz mevcut. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki sazan avında en önemli unsurlardan bir tanesi de görünmezliktir arkadaşlar. Bizim kullandığımız ringlerde de farklı renkte kaplamalar mevcut. Yer ve zemine göre kullandığımız renkler değişiyor arkadaşlar. Tabi avlaktaki balıkların cinsleri ve diğer canlılarda ayrı bir etken oluyor. Bu unsurları göz önünde bulundurarak arkadaşlar ring seçimini yapıyoruz. Şimdi renklerimizi teker teker incelemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk ringimiz burada. E, kombi ring dediğimiz bir ring. Kanalımızda da önceden bunun videosunu çekmiştik. Ben şöyle bir kombin yaptım arkadaşlar. İki tane 18 mm boliyi kesip ee, bu şekilde bir kombin yaptım. Burada arkadaşlar arkasında küçük bir stoper koydum. Şöyle fark ediyorsanız eğer. Küçük bir stoperimiz var burada. White cap dediğimiz e, 4 numara iğnemiz var. Ve kaplamalı ipimiz var arkadaşlar. Kaplamalı ip demişken arkadaşlar diğer iplerimizi de hemen koydum. Şu ilk rigimizdeki ipimiz arkadaşlar yeşil. İkincisi kahverengi. Üçüncüsü de çıplak bir ip arkadaşlar. Bu ipin üzerinde nokta nokta arkadaşlar siyahlıklar var. Kamufle olması için yapılmış bir ip bu. Renk seçimini zemine göre yapıyoruz arkadaşlar. Yosunluk otluk bir bölge ise yeşil kullanabiliriz. Toprak veya kumluk bir bölge ise kahverengi kullanabiliriz. Kayalık bir bölge ise de arkadaşlar çıplak ipi kullanabiliriz. Ben çıplak ipi fazla tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü karışma olasılığı çok yüksek bu iplerin. Şöyle kaplamalı olan ipler daha güzel oluyor. Şunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Rik ipi alırken yüzme eğilimi göstermemesine dikkat edin arkadaşlar. Bazı ipler yüzüyor. Bu da sazanda iyi bir şey değil arkadaşlar. Görünmezlik ilk başta dediğimiz gibi çok önemli. Zaten iplerin üzerinde de yazıyor arkadaşlar İngilizce olarak. Çeviri yaparsanız dikkat ederseniz anlayacaksınızdır. Şimdi sıradaki rigimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki rigimiz yine kombi dediğimiz rig. Şöyle göstereyim. İkili bir kombin yaptım arkadaşlar. Altındaki 20 milim üstündeki de 18 milim. Şöyle tekrar bir stoperimiz var. Bu ikili kombinlerde arkadaşlar buraya stoper takın. Çünkü alttaki yem yavaş yavaş eridiği zaman iğneye yapışabilir. Böyle durabilir. O yüzden buraya bir küçük bir stoper takmanız sizin için iyi olacaktır. E, Körşenk bir iğnemiz var arkadaşlar 2 numara. Şöyle yeşil bir ipimiz var tekrar. Böyle bir rig arkadaşlar. Bu rigi ikili yapmamdaki sebep arkadaşlar. Küçük balıklar genelde e, tekli bolileri Şöyle göstereyim şöyle tekli bolileri Çok kolay bir şekilde alabiliyorlar arkadaşlar. Yani 500 gram 200 gram balıklar alabiliyor sazanlar. Onun için e, genelde ben ikili takıyorum. Yerine göre değişiyor. Şimdi gittiğiniz gölette balık potansiyeli çoksa yani küçük balık potansiyeli çoksa direkt arkadaşlar ikiliden başlayın. Çünkü e, tekli boliği çok kolay bir şekilde küçük balıklar alacaktır. Fakat bunda biraz daha farklı oluyor. Yine istisnalar oluyor. E, küçük balıklar da gelebiliyor ama e, bu şekilde Büyük balık tutma olasılığınız bir tık daha yükseliyor diyebilirim. Hemen diğer rigimize geçelim arkadaşlar. Bu rigimiz yine aynı Körşenk iğneden yapılmış bir rig. 2 numara bir iğnesi var üzerinde. Tekli bir boyli kullanıyorum bunda. Fark ederseniz arkadaşlar burada bir stoper yok. Çünkü yukarıdaki stoper arkadaşlar yemin aşağıya inmesini engelliyor. O yüzden buraya fazlalık olmaması için yani daha sade bir montaj olması için stoper takmadım. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim rigimizi de. İkili bir kombin arkadaşlar. Altında boli var. Üzerinde ise Eva dediğimiz sünger tarzında olan papaplardan var arkadaşlar. Bu papapların kaldırma kuvveti oldukça yüksek arkadaşlar. Bu rigi arkadaşlar genelde kerevit olan yerlerde ve e, alt tabakası yosunlu ve batak yerlerde kullanıyorum. Gayet avcı oluyorlar. Şu şekilde bir kıstırma kurşun takıyorum arkadaşlar şuraya. 3 gram olabilir. Bu şekilde avcı olarak avlanıyorlar. Güzel bir rig. Geçenki avımızda da bu rigle e, balıklar almayı başardık arkadaşlar. Dipte mırık vardı. Mırık olduğu için yemler gömülüyordu. Öyle olunca balık da göremiyor tabi yemi. Hemen farklı bir takım denedik arkadaşlar. Yani bunu çok güzel verim aldık. İyiydi. Evet arkadaşlar sıradaki montajımız Blowback Rig dediğimiz bir rig arkadaşlar. Şöyle yakından göstereceğim. Şurada silikon yerine bir halka var arkadaşlar. Arkasında da bir hortum var. Bu hortum arkadaşlar balığın alt dudağına girmesi için tasarlanmış bir hortum. Fark edeceksiniz zaten. Şimdi arkadaşlar buraya bir pop-up koyduk. Şu kısmı arkadaşlar fazla uzatmadan bir sıkıştırma kurşun Veya macun kurşun sıkılabilir. Şu şekilde kullanılabilir arkadaşlar rigler. Evet arkadaşlar Yine çok farklı bir kombinimiz var. Bu kombini genelde kış aylarında kullanıyorum. 15 milim bir boyli Arkasına 10 milim bir pop-up arkadaşlar. Yem suyun içinde şu şekilde oluyor arkadaşlar. Fazla kalkmıyor yani iğneyi yerden kesmiyor. Gayet güzel. Gene white cap dediğimiz iğnemiz var üzerinde 4 numara. Biraz küçük gelebilir arkadaşlar. Bu iğnelerin özellikleri bu şekilde. Yani 4 numaraları biraz küçük. Bana da küçük geldi ama. Bolimiz 15 mm. İğnemiz 4 numara. Gayet güzel bir kombin. Kış aylarında arkadaşlar bu kombinle güzel sazanlar yakalamayı başardık. Fena değil arkadaşlar bu kombinlerde. Evet arkadaşlar sıradaki kombinlerimiz genelde e, papaplardan oluşuyor. Ama bu papaplar yarı yüzen papap arkadaşlar. Kendisini zar zor kaldırıyor öyle diyeyim ben size. Suyun içerisinde şöyle bir kaldırma eğilimi gösteriyorlar. E, 4 numara bir iğnemiz var gene. Şu şekilde kısa birik. Gemimiz tam iğnemizin üzerinde olacak şekilde ayarlandı arkadaşlar. Fazla yem uzağa gidip e, balığı farklı yerlere yönlendirmemek için direkt yakın olarak bu şekilde yapıldı. Şöyle daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Diğer kombine geçelim arkadaşlar. Bu kombinle gerçekten güzel balıklar yakaladım. Altında 10 milim sarı bir boncuk var arkadaşlar. Onun altında e, küçük bir stoperimiz var. Boncuk aşağı kaymasın diye. En üstte de ESP'miz var arkadaşlar yine white cap'in e, 4 numara bir iğnesi. Güzel birik arkadaşlar. Yabancı olduğum göletlerde genelde kullanırım. Yani iki tane boli atıyorsam iki tane de bundan atarım arkadaşlar. İlk gittiğim bir avlaksa yer orası. Duruma göre değerlendirir, bir karar veririm. Genel olarak çoğu yerde bu kombin çalışıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Son olarak arkadaşlar tekrar farklı bir kombin. E, bu kombinimiz 10 milim. Yarı yüzen pop oluşan bir kombin. Yine iğneyi çok hafif yerden kesecek şekilde veya bazen iğneyi de derinliğe göre kaldıramayabiliyorlar. Şunu da belirteyim arkadaşlar. 2 metrede e, suyun içerisinde kendini kaldıran bir papap, 20 metrede iğneyi kaldırabilir. Aklınızda bulunsun. Basınçla alakalı bir durum arkadaşlar bu. Buna dikkat edin. Yoksa boşa bekleyebilirsiniz. Çünkü sazan avında arkadaşlar 3-4 gün, yeri geliyor bir hafta bekliyoruz. Bunun için yanlış beklemek her zaman için kötüdür arkadaşlar. O yüzden bunların farklı marka modellerini göz önünde bulundurarak arkadaşlar her markanın her modelin farklı kaldırma kuvveti oluyor. Ona göre kendiniz test edip kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz renkleri gösterdik. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.